bir sürü radyocu arkadaş var. Gezegen, Kadir Çöpdemir. Evet, Nihat Sırdar, Cem Arslan, Ceyhun Yılmaz. Bunların arasında siyasilere en yakın isim olarak sen varsın. Yani ben seni işte bir bakıyorum külliyedesin, bir bakıyorum İçişleri Bakanı'nın arabasındasın. Ya bu ilişkiyi nasıl sağladın? Ya daha doğrusu sen niye bu kadar seviliyorsun? Ya şimdi şöyle Mehmet abi, bu çok önemli bir soru. Bir kere teşekkür ederim böyle bir soruyu sorduğun için. Hiçbir zaman inanmadığı şeyleri destekleyen birisi olmadım. Mesela ben Nihat Sırdar'ı çok severim. Zeki Kayan Coşkun'u çok severim. Hukukumuz da vardır Zeki'yle. Biz ara sıra oturur çorba içeriz, saatlerce konuşuruz yani. İki haftada bir görüşmezsek olmaz yani. Bu isimlerle görüşüyorum ama Ekrem İmamoğlu'yla da ben görüştüm. Ve yine konu kaldım. Binali Bey'le de görüştüm. Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'la da görüştüm. O dönemin Belediye Başkanı Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'yle de görüştüm. Eskişehir Belediye Başkanı da konu kaldım. Şimdi burada biraz şu ön plana çıkıyor. İnsanlar görmek istediklerini görüp oradan vurmaya çalışıyorlar. Şimdi ben bu ülkenin İçişleri Bakanı ile tabii ki herkes gibi ben de görüşmek istiyordum. Kendisini programımıza konuk aldık. Oradan bir samimiyet oluştu. Ama hiçbir zaman Sayın İçişleri Bakanı'ndan şahsi olarak bir menfi talebim olmamıştır. Zaten olsa kabul etmez. Aynen öyle. Öyle bir adam. Ondan da her şey istenilmez zaten. Çok ters bir adam ya. Ben de yakinen tanıdığım için. AK Parti'ye yakın isimlerle görüşüyorum. Ama muhalefet partisinin önemli isimleriyle de görüşüyorum. Lütfü Türkkan'la da görüşüyorum. Sevilme konusuna gelince de ben bunun Allah'ın, Yüce Rabbimizin bana bir lütfu olarak görüyorum. Ki bunun için de çok şükrediyorum. Neden? Çünkü iyi insan olabilmek gerçekten çok zor günümüzde. Yani insanlar makam, mevki, yer, işte onun ayağını kaydırayım, oraya ben geçeyim, ben daha fazla maaş alayım, o makam arabasına ben bineyim, şuradan bir şeyler alayım. Herkesin böyle bir derdi var. Bakın ben şu anda bir dijital iletişim ya da bir haberleşme platformu üzerinde çalışıyorum. Bununla ilgili hiçbir zaman şu ana kadar kimseye bir ricada bulunmadım. Yani biz bir iş kuralım, iki tane belediyeye kapak atalım, ayda şu kadar fatura keselim gibi bir derdimiz yok. Bu da bize özgürlüğü getiriyor zaten. Yani kimseye karşı bir boyun bükme durumumuz yok. Ben İçişleri Bakanlığı çok seviyorum. Eleştirilmesi gereken bir durum olduğunda da rahatça eleştirebiliyorum. Ki zaten sosyal medyada bakanlar da bunu görebilirler. Ki zaten o da böyle bir ilişki istiyor. Sen de zaten yakinen tanıyorsun yani. Zaten İçişleri Bakanı da çok fazla kibir sahibi birisi değil. Evet. Benzer yönleriniz var. Bana göre seni en çok sevdiren de senin kibirsiz oluş. Bilal Erdoğan nasıl programa çıkardı? Yani kimsenin kolay kolay başarabileceği bir durum değildi. Ya abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Onun için bir kampanya başlatmadın herhalde değil mi? Yok, kampanya başlatmadım. Şöyle. Bilal Erdoğan yayın abi. Abi şöyle. Biz radyo röportajlarında Mehmet abi gerçekten çok çok önemli isimleri konuk aldık. Yani mesela bugün Alarko şirketlerinin önemli ismi Leyla Alaton. Pegasus'un yönetim kurulu. Efendime söyleyeyim. Teknosa'nın CEO'su. İşte Burcu Esmersoy, Gupse Özay, Yılmaz Erdoğan. Çok önemli isimleri konuk aldık gerçekten. Şimdi bu da bana şunu getirdi. İnsanlar bunu sevdiler. Yani insanlar zaten, örnek veriyorum. Ben bu arada şuraya bağlayayım. İçişleri Bakanlığı da konuk aldım. Ve ona şunu sormadım. Ya biz Güneydoğu'da ne yapıyoruz? İşte bu çakarlar kalkacak. Bunu sormadım. Ben ona şunu sordum. Ya eve gittiğinizde dolabı açıp peynir arıyor musunuz? İşte hangi filmi izliyorsunuz? Hakeme kızmıyor musunuz siz? İşte polis çevirdi mi sizi hiç? Bu çünkü insanlar tarafından daha çok sevilen bir diyalog. Ben Bilal Bey'le çabalarımla bir yerde karşılaştım. Yani benim gayretlerimle yani. Ben onun takip ettim demeyeyim de yani oraya gideceğini, katılacağını biliyordum. Orada karşılaştım bir ayaküstü sohbette. Dedim ki Bilal Bey, ben sizi programıma konuk almak istiyorum. Biliyorum bu çok zor bir teklif benim açımdan. Çünkü niye gelesiniz? Ama ben size programımı açmak istiyorum, sizinle sohbet etmek istiyorum. Bana dedi ki ne konuşacağız? Dedim ki ben Bilal Erdoğan'ın hayatını konuşmak istiyorum. Çocukları var, ailesi var, tuttuğu bir futbol takımı var vesaire vesaire. Tamam bakarız dedi ama olumsuz bir cevap vermedi. Ben tabii oradan ışığı aldım. Süreç takip ettik. Birkaç yerde daha denk geldik. Birkaç yerde daha ondan sonra tekrar denk geldik. Konuştuk, kendimizi hatırlattık vesaire vesaire. En son ikna ettik ve aldık. Gerçekten de layıkınca bir program oldu ki orada Bilal Bey'in de bilinmeyen yönleri fazlaca konuşuldu.
İtalyanca şarkı söylediğini herhalde Bilal Erdoğan bizim programda. Bunu çok merak ettim. Yani şarkı nasıl söylettin yani? Bu şarkı şöyle. Şarkı zaten daha önce stüdyoda söylenmiş ama şarkıyı sadece sayılı insanlar biliyorlar. Oradan da bana bir tüyo geldi. Yani böyle bir şarkı var diye. Programda samimi, yani çünkü bana anlatılan Bilal Erdoğan ile gördüğüm Bilal Erdoğan arasında siyahla beyaz kadar fark vardı. Samimi, şaka yapan, inanılmaz zeki, yabancı dili olan, yani globali takip eden, her konuyla ilgili bir fikri olan, dijitali çok iyi bilen, işte yabancı onlarca sanatçıyı sayabilen ama aynı zamanda Türk kültürünün de en temel taşlarına kadar hakim olan bir Bilal Erdoğan vardı. Hatta ben orada şunu sordum, dedim ki ya bu kadar yoğunlukta eşiniz demiyor mu size, yani bir Doğu Ekspresi'yle binelim bir gidelim falan diye, yani ya da bir karavanla seyahate, ya dedim ya evden çıkıp geldim, evde konuştuğumuz konuları şu an sen konuşuyorsun dedi yani. Bunları konuştuk, çok da güzel geçti. Ben de o programın samimiyetine binaen yayınladım. O da hiç sağ olsun kızmadı valla. Ama tabii çok büyük bir ses getirdi yani. Benim tarafımdan oluyor olması beni ayrıca gazeteci olarak mutlu ediyor. Yani biz orada aslında insanlara şunu gösterdik. Bilal Erdoğan şarkı söyleyebilen, yabancı dili olan, şaka yapabilen, hakeme kızabilen, formasını giyip maç izleyebilen bir adam. Yani sizin gördüğünüz ile gerçekte olan arasında %5 milyon fark var.